Hoş geldin abi. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sağ ol Ufukçum. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederim abi. Kırmadın bunca yoğunluğun arasında programımıza katıldın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seve seve. Her zaman. Abi öncelikle şu başımızdan henüz gitmeyen, kurtulamadığımız COVID sürecinden bahsetmek istiyorum. Yani bunu bireysel ve voleybol anlamında değerlendirir misin? Sen de bir COVID geçirdin. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi tabii pandemi sürecinde insanların bütün yaşam tarzları, yaşam standartları hepsi çok değişti. Çok etkiledi. Yani her şeyimizi etkiledi. İnsanlar birbirine sarılmayı, ne bileyim bir toplanıp bir yemek yemeyi, konuşmayı, sohbet etmeyi çok özledi. Yani yaklaşık bir yılı aşkın süredir onu diyoruz. Hatta bazen aramızda konuşuyoruz. Geçen sene bu zamanlar Apeldoğan'daydık. Ne güzeldi orada işte. Olimpiyat elemeleri vardı filan diye. Şimdi ise evde oturuyoruz. Bunun bir an evvel bitmesini bekliyoruz. Tabii bu bütün her şeye çok yansıyor. İnsanların iş hayatına da yansıyor. Özel hayatına da yansıyor. Spor hayatına da yansıyor. Sporcular için de çok bir süreç. Yani seyircisiz maçların Evet. oynanması, ne yaparsanız yapın insanlarda ve oyuncuların hepsinde bir konsantrasyon düşüklüğü yaratıyor. İnşallah çok kısa sürede bunlar geçip gidecek diye düşünüyorum. Peki pandemiden sonrası için geçmiş sürecin geleceğe yansımaları nasıl olur? Böyle hem pozitif hem negatif olarak değerlendirirsek abi. Şimdi tabii bu ciddi bir hem ekonomik olarak ciddi bir yara açtı. Yani bu kolay kolay kapanacak bir şey değil. Bu bir süreç. Yani neticesinde bugün iş yerlerinin çoğu kapalı. Bütün büyük firmaların çoğu işlerinde cirolarında düşmeler var. Tabii bu spora da yansıyacak. Bu sponsorların hepsi ama bugüne kadar bu mesela voleybolda sponsorların hepsi taahhütlerin hepsini yerine getirdiler. Kulüplerde bakıyoruz hiç aksamalar olmuyor. Çok az aksamalar var. Onun haricinde bence voleybol tarafında çok sıkıntılı bir süreç yok. Ki bunun yanında bir de önümüzdeki yıllarla ilgili senin sitende de okuyoruz. Acayip bir transfer trafiği var. Yeni yeni oyuncular işte yeni yeni kulüplere gidiyorlar. Yeni yeni transferler var. Tabii bu önümüzdeki yılın daha da hareketli ve şey geçeceğini gösteriyor. Yani voleybolun ekonomisi bu işten çok fazla etkilenmiş de gözükmüyor. Evet, yani aslında baktığınız zaman bence başarının olduğu yerde birazcık da bu çok etkilenmiyor. Çünkü Türkiye voleybolunda aslında takım sporlarında en iyi takım sporları arasında yer alıyor voleybol. Dolayısıyla bakıyoruz federasyonun da siz de içinde bulunuyorsunuz. Çok iyi sponsorluklar halen her hafta artık Akif Başkan her hafta imza atıyor. Elle artık gözü kapalı imza atacak durumda. Birçok sponsorunuz var. Ben bunu başarıya da birazcık bağlıyorum abi. %100. Yani sponsorluğun en yakın arkadaşı başarı ve beceri. Şimdi Doğru. başarı geldikçe işte kadın milli takımımızın başarıları, erkek milli takımımızın geçen seneki Golden League'deki başarısı sponsorlarımızın dikkatini çekiyor. Tabii bunları da aktif hale getirmek beceri sahibi Sayın Başkan'a düşüyor. O da bütün gün işte bu sponsorluk işlerinin hepsini halledip çok ciddi gelirler elde ediyor ve çok ciddi kaynaklar yaratıyor. Tabii milli takımların bu kadar başarılı olmasında, bu çalışma temposunda, kamp süreçlerinde, seyahatlerde ekonomi de çok önemli. Ama sağ Doğru. olsun bugüne kadar bütün bu kaynakların hepsi ne zaman bir ihtiyaç duyulduğunda Sayın Başkan da hiçbir zaman hayır demeden bu kaynakları kullanmamıza izin verdi. Teşekkür ederim Kurtan abi. Bu arada aşağıya yorumlar falan da geliyor. Onları Öyle mi? arkadaşlar yorumlarınızı not alacağım. En son ileteceğim. Tabii Kurtaran Bey kendisi değerlendirir yorumlarınızı. Kurtaran abi milli takımlara geçmeden önce ben yayınlar için de sizlere çok teşekkür ediyorum Türkiye Voleybol Federasyonu'na. Rica ederim. Sultanlar ve Efeler Ligi her yayında hemen dile getirmeye çalışıyorum. Yani %100'ü canlı yayında aslında pandemi olmasa belki bu kadar hızlı olmazdı bilemiyorum ama bütün maçları artık cep telefonumuzdan, televizyonlardan izleyebiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Doğru. Şimdi yayınlar konusunda geçen gün bir yerde ya bir röportajda dinledim. Artık voleybol çok fazla yer almıyor filan gibi. Tabii bu çok yanlış bir ifade olarak değerlendiriyorum. Voleybol gene başkana orada da bir teşekkür etmem gerekiyor. Çok kızıyor aslında çok fazla teşekkür edince başkan da. Bu TRT ile ilgili ilişkilerde Türkiye'de bütün yani voleybol maçlarının TRT'den canlı yayınlanması bizim için çok büyük bir artı. Bütün Anadolu bu maçların hepsini seyrediyor. Ve bunların da geri dönüşleri çok daha iyi oluyor.
Onun yanında Missy.com biliyorsunuz canlı yayınlıyor. TV voleybol var, oradan yayınlanıyor. Ama insanlarda şöyle bir istifham var. Voleybol basında yer almıyor. Eskiden tabii gazete çok önemliydi. Yani 1 milyon tirajlı gazeteler vardı Türkiye'de. İşte ne bileyim Hürriyet, Milliyet, Tercüman gibi buralarda çok ciddi yazanlar vardı. İşte Kahraman Babçum rahmetli Hürriyet gazetesinde yazardı. İslam Çupi Milliyet'te yazardı. Necmi Tan Yolaş Tercüman'da yazardı ve bunlar çok ciddi voleybol yorumları yazan insanlardı. Ama tabii şimdi internet gazeteliği çıktığı için gazete tirajları da çok aşağılara düştüğü için aslında oralarda gözükmüyor ama internet yayınlarından baktığınız zaman çok da başarılı diye düşünüyorum. İşte kaç tane voleybol sitesi var, gazeteler internet sayfalarının hepsinde yer alıyor. O yüzden de tabii milli takım daha fazla yer almaya başladı şimdi bu kulüplere göre. O yüzden de Evet. çok fazla bir geri gelme yok yayınlarda. Teşekkür ederim Kurtaran abi yorumların için. Şunu soracağım abi sen federasyon kimliğinin yanı sıra eski de bir voleybolcusun. Böyle Evet. baktığın zaman Türkiye'deki voleybolu genel anlamda geldiği noktaya geçmişten günümüze nasıl değerlendirirsin? Ya tabii çok değişti her şey. Aslında yani bunu çok uzun anlatmak lazım. Bizim zamanımızla şimdiki zaman arasında çok büyük farklılık var. İşte salonlar, çalışma ortamları, malzeme, takımın staffı, yani paralar. Bunların hepsi, ücretlerin hepsi çok farklı boyutlara geçti. Eskiden nasıl söyleyeyim, bir takımın işte antrenör, yardımcısı, bir de masör varsa 3 kişi giderdi. Ama şimdi bakıyorsunuz staffta 15 kişiye yakın insan var. Medya sorumlusu bile var. Yani Evet. sosyal medya sorumlusu var, terapisti var, masörü var, menajeri var, saha içi antrenörü var, istatistik antrenörü var. Şimdi kadrolar mesela 14 kişi, kafileye bakıyorsunuz 30 kişi olmuş oluyor. Yani bunlar tabii çok büyük gelişmeler. O yüzden de bunlar tabii hep geri dönüyor ve başarılar biraz da böyle geliyor diye düşünüyorum. Eskiden bizim eczacı başından örnek vereceğim. Yani ağırlık merkezi olarak kullandığımız masa tenisi odası vardı. Oraya ağırlık merkezi yapmışlardı. Eski halterleri falan kaldırarak çalışırdık. Şimdi son derece modern makineler üzerinde falan herkes istediği tarzda çalışmalarını yapabiliyor. Salonlarımız hepsi 5.000 kişilik, 6.000 kişilik çok büyük salonlarımız var. Sıcacık. Eskiden böyle bir malzeme de yoktu. Yani bu kadar insanların üzerindeki formalar falan hepsi çok tahditliydi. Tabii bunlar voleybolun gelişmesi ve büyümesi açısından çok önemli şeyler. Ve bunların da meyvelerini topluyoruz artık inşallah. İnşallah. Yani tesisleşme anlamında da aslında yani staff tabii ki hani güzel dünya standartlarında giden bir paralelinde çalışmalar var. Ama tesisleşme anlamında bence Türkiye'de çok iyi bir yapılanması var voleybolun. Çok, çok iyi. Evet. Yani Ya mesela tesisle bizim Ankara'da lisemiz var, kamp merkezlerimiz var. Buradaki o altyapıdaki çocuklarımız her zaman çok iyi hazırlık dönemi geçiriyorlar. Çok iyi besleniyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Yani o yaşlardaki insanlar için böyle ne bileyim antrenörler nezaretinde, psikologlar nezaretinde, diyetisyenler nezaretinde hazırlanması, çalışması, o disipline girmesi tabii Türk voleybolunun geleceği açısından da bizi ümit var kılıyor. Bunlar tabii bu çocuklar buralarda görmüş olduklarını kulüplerinde de belki aynı şeyleri yaşıyor olabilirler ama milli takım her zaman onlar için bir üst kategori olduğu için burada gördükleri ve yaşadıkları şeyler onlar için çok değerli oluyor. evet. Peki yavaş yavaş milli takımlara gelirsek sizin asıl hani yönetici olduğunuz uzmanlık alanı diyelim. Milli takımları konuşacak olursak peki bu çalışmaları sizden dinlesek bu teknik kadro yapılanması nasıl yapılıyor? Kadro nasıl kuruluyor? Neye göre seçiliyor? Bunların çalışmaları işte yemeleri, içmeleri, kalmaları nasıl organizasyonları oluyor acaba? Şimdi şöyle başlayayım. Biz 2016 yılında federasyonumuz göreve başladığında Akif Başkan'ın başkanlığında biz tabii milli takımların önce antrenör yapılarını oluşturarak başladık. Tabii buradaki bizim en önemli hedefimiz Giovanni Guidetti'nin milli takımın başına getirmekti. Giovanni'nin de o zaman Hollanda ile ilgili bir sözleşmesi vardı. Başkanla ben konuştum. Başkan bana dedi ki ne yapayım bu işi halledelim. Bizim için çok değerli Giovanni. Bizi götürürse Giovanni götürür. İleriye gideceksek bununla yürümemiz lazım diye bir aramızda konuşma geçmişti. Sonra ben Giovanni ile buluştum. Bir iki yemek yedik filan. Birazcık da Giovanni'nin
Ben çok eski tanırım yani 2000 yılından beri tanırım. Yaklaşık 20 yıldır. O zaman Vicenza'nın antrenörüydü. 20 yılı aşkın bir süredir kendisine tanışmışlığım var. Çok sevdiğim ve çalışkanlığımla hayran kaldığım bir antrenördür. Yani her zaman mesela Eczacıbaşı kulübünde çalışırken de hep Giovanni'yi son dakikaya kadar getirmeyi istemiştim de son dakikada böyle bir şey çıkmıştı, olmamıştı. O yüzden de bununla ilgili bir çalışma yapmıştım. Giovanni ile tabii görüştükten sonra birazcık bana şey dedi, Hollanda ile sözleşmem var, bunu nasıl aşacağız bilemiyorum. Yani sen dedim karar ver, biz aşarız, sıkıntı olmaz dedim. Biz Senin hallederiz, biz hallederiz. Türkiye'de olman bizim için çok önemli dedim. Çünkü eşim, ailem burada, çocuğun daha yeni doğdu. Evet. Hatta bir de espri yaptım, şimdi Alice'in ateştense sen Hollanda'dasın, nasıl geleceksin filan diye. O da doğru düşünüyorsun filan dedi, biraz düşünmem lazım deyip sonradan anlaştık. 4 yıllık bir anlaşma yapmıştık. Bu 4 yılı bir 4 yıl daha uzattık şimdi. Tabii federasyon başkanlığı seçimleri Akif Başkan tekrar seçilirse 3 artı 1 gibi düşünerek yaptık onu da. O yüzden de Giovanni ile yola çıktıktan sonra işimiz daha rahatladı. Tabii Giovanni ile çok çalışkan olduğu için, çok disiplinli olduğu için bize her zaman bir program getiriyor. Önümüzde ne var? VNL var. VNL'den sonra ne var? Avrupa şampiyonası var. İşte dünya şampiyonası var. Şimdi olimpiyatlara gideceğiz. Şimdiden onun programı hazır. Biz tabii ne yapıyoruz? Oturup bunun ekonomik taraflarına bakıyoruz. Nasıl hallederiz diyoruz. Onunla bunların hepsini çok doğru bir şekilde götürerek bunları uyguluyoruz. Tabii burada en önemli şey şu. Bu imkanların yaratılması onu çok da mutlu ediyor açıkçası. Yani belki o daha önce Bulgaristan'da çalıştı, Almanya'da çalıştı, Hollanda'da çalıştı. Türk milli takımında onun böyle istediği her şeyin olması, her şeyin elinin altında olması onu birazcık da biz çalışmaya itiyoruz. Bazen tabii dikensiz gül bahçesi olmaz. Aramızda bazı şeylerde tartışmalar oluyor ama voleybol adına oluyor. Tabii ki her zaman son kararı veren Giovanni'dir. Biz onunla her zaman tartışırız, konuşuruz, fikirlerimizi söyleriz. O da bize saygı duyar, başkanımızla da. Çünkü bizim voleybol kültüründen az çok bilgimiz olduğunu filan bildiği için de bunları çok bilgi ve birikim çerçevesinde birlikte paylaşıyoruz. Tabii Giovanni'nin artıları şu, bugün Türkiye 3 tane antrenör yetiştirdi demeyeyim de birlikte çalıştığı insanlar bugün. İlk biz başladığımızda Ataman Güneyli onun yardımcısıydı. Şimdi Galatasaray'ın antrenörü. Daha sonra Dehrican Dereoğlu oldu. Şimdi çok başarılı işler yapıyor. Bursa'da sen söyle adını unuttum, takımları Nilüfer şimdi. Belediyespor'dan. Evet, bravo. Evet. Şimdiki yardımcısı da Alper Hamurcu. Aydın Büyükşehir Belediye'nin antrenörü. Şimdi Giovanni hem takımı yetiştiriyor bir de antrenörleri de birlikte çalışarak bunlara destek veriyor. Bu da tabii Türk voleybolunun en büyük handikaplarından birisi olan voleybol antrenörlüğü açısından da önemli bir şey. Bu üç kişiyi de en azından Türkiye liglerinde çok başarılı buluyorum ben üçünü de. Gerçekten hem genç altyapılarda çok başarılıyorlar. Ne bileyim birazcık ilk dörtteki, ilk üçteki takımların tercihleri yabancı antrenör oyuncu olmasına rağmen onlar orada oynayamayan oyuncuları alıp daha iyi milli takıma hazırlıyorlar. Bu yönden de kendilerine teşekkür ediyorum ve başarılı buluyorum. Dediğim gibi yani biz Giovanni'nin birlikte bu işlerin hepsini oturup masada çözüp plan program yaparak hazırlanıyoruz. Tabii bu bir imkan meselesi, ekonomi meselesi. Evet. Bunların hepsi olduktan sonra da tabii ki takım çalışmaları da onun elinde olan bir şey yani. O götürüyor her şeyi. Giovanni ilk geldiği zamanları siz daha iyi bilirsiniz tabii. Bir ön yargı vardı. Yani işte Türk antrenörler hani niye olmuyor da işte yabancı antrenörler hani böyle Türk ve yabancı antrenör tartışması çok fazla uzun süre sürdü ama Giovanni Guidetti Türk voleyboluna kattıklarıyla aslında kendine ve bu söylemleri de birazcık elemine etti diye düşünüyorum ben. Ya tabii spor başarı işi yani Şakir ve bize hep öyleyse ikinciden küme düşenlerin şampiyonudur filan diye hep biraz söylerdi. Spor başarı isteyen bir şey. Yani Evet. sporda başarılı olursanız o kadar değeriniz artıyor. Tabii ki talihsiz herkes her zaman şampiyon olacak diye bir kural da yok. Yani neticede bir düzen içinde çalışıyorsunuz. İşinizi doğru yapıyorsanız şampiyon da olabilirsiniz, olamayabilirsiniz. Yani ama bizim Giovanni ile insanlarda bazı tabii Giovanni biraz sağ kenarında agresiflikleri de yapıyordu. Şimdi artık yapmıyor eskisi kadar ama tabii o da kendini kaybediyor. İnsan kaybedebilir. Antrenörlerin hepsinin bazı tepkileri var. İşte o bazen
laptopu şeyi fırlatıyor, tableti atıyor filan. Bazı antrenörler ellerini dizine vuruyor, ellerini havaya açıyor filan. Bunlar antrenörlerin hepsinin doğasında var. Tepki veriyorlar. Yani neticede dünyanın en zor mesleklerinden birisi. Bir şeyi hazırlıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Onlar Evet. maça çıkıp uygarken hata yapıyor. Orada tabii Evet. tepki veriyorlar. Böyle değerlendirmek lazım Evet. Giovanni. Her antrenörün de kendi şahsına münhasır, şahsına özel özellikleri de var. Yani ben Giovanni'nin bazı agresif hareketlerini aslında takıma tetikleyici güç olduğunu da düşünüyorum. Yani çok fazla sus pus olan antrenörler takıma bazen pozitif enerji veremiyorlar. Ama bazen de Giovanni gibi agresif antrenörler takıma katkı sunuyorlar. Ya tabii şimdi şöyle bir şey. Giovanni çalışmanın yanında disiplinli bir antrenördü. Yani bugün sizin nasıl söyleyeyim o milli takım antrenmanında gereğini yerine getirmeyen oyuncuyu bir daha almayabilir. Bir daha kadroya davet etmeyebilir. Kamptan çıkartabilir. Aslında bunlar tabii oyuncular tabii bu dördüncü yıla giriyoruz. Bu 4 yılın içinde herkes bunun sistemini ve çalışma temposunu öğrendi artık. Şimdi bunlardan çok fazla şey olmuyor. Yani artık böyle tepki de olmuyor. Oyuncu da biliyor ki mesela başlıyorlar sabah 10-12 antrenmanı. Mesela biz de işte kampta oluyoruz filan bazen. Ya bir oluyor yemek yiyeceğiz gelen yok filan. Devam ediyor antrenman. Yani o uzuyor. Evet. Oyuncular da buna alıştı. O yüzden de artık birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Yani o ne bileyim agresiflik, sinirlilik bunlar olan şeyler. Yani sporun içinde bunların hepsi var. Giovanni dediğim gibi çok disiplinli bir insan. O yüzden de bunların hepsinin uyulmasını istiyor ve başarı da böyle geliyor bence. Doğru. Ama işte bu Giovanni önde gözüken en aktör ama bunun arkada gözüken çok yani başta sizler olmak üzere iyi bir kadro yapılanması var. Bir dik duruş var. Bir takım işi de var aslında. Takımın arkasında da bir takım işi var. Ya tabii şöyle bir şey var. Giovanni 2016 yılında başladığımızda bir kadro açıklandı. Başkan da biz dedik ki Gözde'yi almamış mesela. Gözde Kırdar o zaman voleybolu bıraktı şimdi artık. Bu Evet. bir şey anı gibi anlatayım. Ya başkanla biz konuştuk. Ya dedi Gözde'siz biz Bulgaristan'a gidiyoruz. Dünya Şampiyonası elemesi var. Bulgaristan da bu işe çok önemsiyor. Yani bir anda böyle Gözde de takımın Gözde'si olmuş o zaman. Yani bayağı çok iyi formda işte Şampiyonlar Ligi'nin MVP'si seçilmiş falan böyle çok üst düzeyde. Ya dedi Gözde'siz bu işi yapmayalım ne olur. Giovanni'ye dedik ki ben dedi beni milli takım istemeyen oyuncuyu da istemiyorum dedi. Çok da doğal ve haklı olarak. Yani ben çok yoruldum, gelmek istemiyorum, enerjim yok filan demişti o zaman Gözde. Tabii biz bunu Gözde'yi ikna ettik, Giovanni'yi de ikna ettik. Ve Gözde çok iyi hatırlıyorum. Bulgaristan'ı biz orada 3-2 yendik. Son maçta müthiş oynamıştı ve kapıda bana Giovanni dedi ki iyi ki dedi Gözde'yi almışız sizi dinlemişim dedi. Bu tabii önemli bir şeydi. Yani biz Giovanni ile böyle bir ilişkimiz var. Biz Giovanni hiçbir zaman işine karışmayız. Ama Giovanni ile biz konuşuruz, tartışırız. Fikirlerimizi söyleriz. Uygulayacak olan kendisi. Doğru. Yani çok güzel bir ilişkiniz oldu. Zaten sonuçları da yansıyor baktığınız zaman. Kadın voleybolunda çok çok önemli başarılar elde edildi. İşte Evet. Tokyo Olimpiyat oyunları hakkı elde edildi. 17 yaş altında işte başarımız var. 19 yaş altı. Yani her kategoride neredeyse başarımız var. Ve bir jenerasyon değişikliği var. Cesurca. Yani eskilerde baktığınız zaman uzun yıllar o jenerasyon giderdi ama sürekli alttan böyle yeni jenerasyonlar geliyor ve başarı da var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi tabii 2017 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu milli takımın %60-70'lik bölümü Naz da o zaman bebek hamile kalmıştı ve bu takım yok olmuştu. Biz ilk Viyana Dünya Milletler Ligi'ne gideceğimiz zaman bize dediler ki bunlar ne yapıyor ya? Böyle bir takım mı olur? Yani hepsi takımlarında oynamayan oyuncular. İşte o gencecik çocuklar filan. Ve o sene biz Dünya Milletler Ligi'nde ikinci olduk. Finalde kaçırdık yani kaybettik finali. Herkesin ağzı açık kaldı. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa bu maçı da mı kazandı? Aa bunu da mı yendiler filan diye diye inanılmaz bir çalışma temposu. Bu çocuklarda ben şunu gördüm bu takımda. Yani Eda Kaptan'ın ve arkadaşlarının diyeyim size inanılmaz derece bir motivasyonları ve hırsları var. Bugün hepimiz yaşadık bunu. Apelman'da Polonya maçının 4. seti bugün altyapılarda bütün çocukların hepsine ibretle seyrettirilecek bir Türk kadının vermiş olduğu savaş, mücadele, 7 tane maç sayısını vermeyen insanların direnci, sahadaki performansı bunların hepsi çok önemli şeyler. Bunlar
Hep Türk sporcusu her zaman kırılgandı. Bunların hepsini biz aştık. Yani çok fiziki gücü kısıtlı bir kadromuzla biz buraları zorlamaya başladık. Yani takım oyunu oynayarak, ne bileyim işte orta oyuncuları belki smaçörlerinden daha fazla sayı üreterek, işte pasör çaprazımızı kimse, herkes dedi ki ya Allah Allah nereden çıktı filan derken, bu çocuk Polonya'da işte Polonya maçında gördük. Müthiş bir performans ortaya koydu. Yani bu takımın bir kimyası var. Birbirine uyuşan, sahada çok iyi mücadele eden ve kazanmayı isteyen bir takım. O yüzden Evet. de bu başarılar birazcık da böyle geliyor. Tabii bunun yanında şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yine mesela bu çocukların hepsi, bilhassa kadın voleybolcularımız bizim, 1 milyon dolara, 1 milyon civarında bir prim aldılar. Bu çok önemli bir şey aslında. Bugüne kadar milli takımlarda böyle bir prim verilmedi. Bütün Evet. kazandıkları parayı başkan dedi ki bu çocukların hakkı, biz bunların hepsine dağıtacağız dedi. Ve bütün bu sponsorlardan gelen gelirlerin bir kısmını da bu çocukların hepsine biz prim olarak verdik. Aralarının hak üstü gibi helal olsun hepsine. Çünkü hepsi bu işi başardılar. İşte Apeldoorn'daki o Polonya maçı, Almanya maçı, bunların hepsi yaşanmış şeyler ve hak edilmiş şeyler. O yüzden de işte milli takıma eskiden insanlar biraz sıcak bakmıyordu, benim anladığım kadarıyla, duyduğum kadarıyla. Şimdi herkes ay milli takıma giremezsem ne olurum ben diye düşünüyorlar. Çünkü kulübünde 1 lira alan oyuncu vardı, ben çok iyi hatırlıyorum. Milli takımdan aldığı prim 5 lira olunca bir anda şoka girdi. Ne oluyoruz falan gibi böyle. Tabii bunlar bizim için çok güzel şeyler. Onlar kazandıkça, bunlar hak ettikçe de aslında. Evet. Ya böyle başarılar oldukça zaten insanlar hani teşvik oluyorlar. Bakıyorlar hani ya Türkiye voleybol milli takımları başarıya koşuyor diyorlar. Hadi voleybola yazdıralım diyorlar. Yani voleybol başarılı oldukça aslında baktığınızda böyle altyapılardan daha da üste teşvik anlamında bir önem taşıyor diye ben görüyorum. Kesinlikle işte Avrupa'da görüyorsunuz U19 birinci, U17 Evet. ikinci. Bu ne demek? Alttan geliyoruz, bizim önümüzü açın demek. Yani bu belki çok kolay bir şey değil. Hemen bir günde değişecek bir iş değil. Tabii tecrübe isteyen bir şey. Bugün bütün dünyaya baktığınız zaman çok ciddiler. Şimdi ben mesela 3 tane oyuncu, işte Egonu, Boskovic ve Zuting, bunlar denge bozan oyuncular. Kadın voleybolu için çok üst düzey ve sert oyuncular. Yani ne yaparsanız yapın, bu kalitede ve bu güçte, kuvvette oyuncu bulmak çok zor. Yani bunlar, şimdi siz bugün Boskovic'i Sırbistan milli takımından çıkartsanız Avrupa 12.'si olur. Yani Doğru. öyle, gerçek bu yani. Egonu. Doğru. Egonu yokken İtalya milli takımın çok ciddi derecede kayıpları oldu. O yüzden de yani Türk Bayan voleybol milli takımımız bizim bilhassa bu platformda her zaman söz sahibi. Gerçi olimpiyatlarda çok sert gruba düştük ama oradan çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Yani öbür gruba düşseydik belki bir veya iki olurduk. Ama buradan çok zor grupta mücadele edeceğiz. Çin, İtalya, Amerika ve Rusya var. Arjantin o kadar şeyden saymıyorum, yani güç olarak saymıyorum. Ama öbür tarafa bakıyorsunuz, Kenya, Dominik, Sırbistan, Japonya, Kore falan, çok kolay bir gruptu. Ama dediğim gibi ya, Türk çocuğu kenetlendiği zaman bu işi her zaman başardı. Yaptı bunu yani. İşte Avrupa ikinciliği 2019'da. Yani hep bir şey kazanıldı yani. 2016'dan sonraki dönemlerde işte Dünya Milletler Ligi ikinciliği, 2017'de Avrupa üçüncülüğü, 2019'da Avrupa ikinciliği. Yani böyle gidiyoruz işte, olimpiyatlarda da inşallah bir madalya alırsak iyi olur. İnşallah. Şimdi Kurtaran abi, bir de başka bir sorum var sana. Herkes de Zor çok sorma merak. var. Kolay sor. Yok yani aslında ortada olan bir şey. Herkes de çok merak ettiği bir konu baktığın zaman bu. Erkek voleybolunu konuşalım diyorum. Yani kadın Konuşalım. voleybolda evet çok başarı var. Ama erkek milli takım da hani şimdi baktığınız zaman Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2021 SEV Avrupa Evet. Şampiyonası'nda şu anda 3'te Yarım 3 saat yapan sonra sahaya ve çıkacağız. evet yani maç var. Yani 3'te 3 yaptılar ve güzel motivasyonla gidiyorlar. Yani böyle bir yakın geçmişi değerlendirebilir misin abi? Erkek milli takımınız nasıl gidiyor? Ya şimdi tabii bu bir söylem haline geldi. Hiç hoş da değil. Yani biraz böyle bu erkek oyuncularda da ben bunu sezdim. Yani biz kadın voleyboluna daha fazla ağırlık veriyormuşuz gibi filan bir algı oluşturulmuş. Ama ben en son bu Makedonya kampından önce bir
4-5 antrenmanlarını seyrettim. Başkan da hatta Ankara'dan geldi. Birlikte bir yemek falan yedik takımda. Ben bu takımı acayip heyecanlı ve geleceğe dönük bir takım olarak gördüm. Yani erkek voleybolunun inşallah biz yarım saat sonra Makedonya'dan da yüzümüzün akıyla döndükten sonra erkek voleybolunda çok ciddi yeni bir sayfa açılacağına inanıyorum. Gerçekten çok kaliteli, genç, yetenekli, müthiş bir kadrosu var. Yani bunu bizim çok iyi hazırlamamız lazım. Bu çok önemli bir şey. Çünkü böyle kadro her zaman gelmez. Aslında erkekler bunu her zaman kendilerine böyle bir şey haline getir. Biz 2017'de de gitmiştik işte Polonya'da Avrupa Şampiyonası'nda. O takım üçüncü olacaktı. Bir anda elimizden kaydı gitti. Üçüncülük. Mesela erkek voleybolu 1999 senesinde ilk kızlardan daha önce dünya şampiyonasına gitti. Ben o zaman milli takım menajeriyim. Nedim Hoca da yardımcısıydı antrenör. Nerede Yani zamanı mıydı? her zaman. Yani şimdi erkeklerde bir duraklama dönemine girdik ama şimdi kesinlikle söylüyorum bu Makedonya maçını inşallah yarım saat sonra çıkacağız sahaya. Geçtikten sonra Avrupa Şampiyonası erkek voleybolu için bir milat olacak diye düşünüyorum. Çok yetenekli, inanmış yani şöyle söyleyeyim. Hem tecrübeli oyuncularımız bu işe çok kafayı takmışlar, olsun istiyorlar ve çok da yetenekli gençlerimiz var. Yani bunu iyi bir harmanlarsak çok iyi neticeler elde edeceğiz orada. Evet, çok eleştiriliyor yani dışarıdan baktığınız zaman. Hani dünya sıralamasında kadınlar 5. erkekler 29. sırada yer alıyor. Gönül ister ki 1. sırada her kategoride yer alalım. Şimdi bu tabii biraz da şöyle. Ben onu o gün yemekte de söyledim. Yani erkek voleybolunun yeri Avrupa Ligi değil. Yani Golden League değil. Milletler Ligi. Oralarda oynamamız lazım. Şimdi bunu aşmak için de bir şeyleri başarmamız lazım. Bu iş öyle söyleyerek de olmuyor. Çalışarak oluyor. Yani bütün takımın çok sıkı bir şekilde çalışıp, inanıp bunu yapabilir. Yani öyle şimdi erkek voleybolunda da çok farklılıklar gözükmüyor. Yani bir anda Slovenya bir şey olabiliyor. Yani ne bileyim işte İtalya, Rusya, Sırbistan varken Slovenya'da bir şeyler olabiliyor. O yüzden de biz bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir kadromuz var. O yüzden de çok çalışmamız lazım. Buralara gelmek için yani mesafe kat etmemiz lazım. Yol kat etmemiz lazım ki çünkü bu oyuncularda bu potansiyel var. Bizim bunu kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Hedef kaç yıl kurtaran abi? Yani 29'dan 5'e geçmek için yaptığınız plan neticesinde kadınların seviyesine ulaşması erkeklerin kaç yılı alır tahminen? Ya şöyle bu dediğim gibi Avrupa Şampiyonası da alacağımız derece çok önemli. Yani bugün oynayacağımız Makedonya maçı bir milat olsun diye düşünüyorum ben hep. Ondan sonra önümüzde Eylül ayına kadar yaklaşık bir 7-8 aylık süreç var. Tabii bu süreç içinde nasıl söyleyeyim işte Golden League oynanacak mı? Her şey yarım yamalak. Yani olimpiyatlar olacak mı? Dünya Milletler Ligi oynanacak mı? Şimdiden bir şeyleri hazırlayıp yapmak veya karar vermek çok zor. Aynı şey bayan milli takım, kadın milli takımımız için de geçerli. Yani önümüzü göremiyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Nasıl oynanacak? Şimdi mesela VNL'in, Dünya Milletler Ligi'nin işte bir ülkede 16 takım bir arada oynayacak. İşte 37 gün, 500 kişi ağırla, getir, götür falan. Yani bunlar çok zor süreçler ve seyircisiz oynanan hiçbir milli maçın ben oynanmasını da istemiyorum açıkçası. Yani hadi lig maçları profesyonellik oynanabilir ama milli maçlar çok farklı bir şey yani. Herkesin beklentisi kazanmak. Yani ne bileyim takımını da ülkesini desteklemek. Ne bileyim oradan keyif almak. Milli maçların seyircisiz oynanması çok işte erkekleri seyrediyoruz Makedonya'da. Bomboş salon hiçbir şey yok. Topun sesinden başka bir ses yok. Hoş olmuyor yani. O Evet. yüzden de inşallah bu pandemi biter ve seyirciyle oynanır. Bütün bu organizasyonlar tadı yerine gelir. Yani dediğim gibi ne önümüzü görebiliyoruz. Şimdi erkek milli takımı için ben ne desem. Şimdi işte Makedonya'dan döndük. En erken şey var. Avrupa Ligi var. Ondan sonra da ne var? Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Ligi oynanacak mı bilemiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na da nasıl söyleyeyim ne olacak? Pandemi devam mı edecek, bitecek mi? Bunların hepsi muamma ve soru işareti. O yüzden de şimdiden ne bir plan program yapıyorsun olacakmış gibi ama nereye kadar? Belli Doğru. değil. Bu doğru. Kurtaran abi çok teşekkür ederim Rica samimi ederim. hani söylemlerin için. Şimdi Hızlı baktığın konuşuyorum zaman biraz da belki şey çok hızlı hızlı anlatıyorum biraz da
İstersen Yo, daha yavaş yo, gayet net bahsedeyim. anlaşılıyor. Yani baktığın zaman erkek milli takımımızda aslında her şey var. İnanç var, kadro var, teknik kadro var. Sizler varsınız arkasında. Başarılmayacak bir şey yok. Yeter ki şu pandemi de aşılsın. Evet. Ondan sonra bence güzel böyle başarılar gelecektir diye düşünüyorum. Ama ben şöyle daha önce de milli takımlarda beraber olmuştum ama bu en son gördüğüm milli takımda çok daha fazla ışık var. Hem şey olarak, fizik olarak hem kafa olarak. Bu önemli. Doğru. İnşallah İnanmışlar başarılı bazı olurlar. şeyler. Başaracağız diyorlar. İnşallah. Kurtaran abi, peki genel olarak baktığın zaman böyle kadın erkek voleybolu, Türkiye lig, federasyon, genel Türk voleybolu dünyada bir ekol oldu mu sence? Ya ekol olmak, ya ekol kim sence dünya Ekol voleybolunda? örnek alınan mesela Kim yani kim? İtalyan Bir tane. voleybolu deriz. İki tane, üç tane devşirmesi var yani. Neyini örnek alacaksın? Yani Malinov Bulgar. Efendime söyleyeyim. İki tane de Kenyalı oyuncusu var. Yani şimdi ekol dediğin eskiden bir Rus ekolü var. Ne bileyim yani Karpol'ün yetiştirdiği. Evet. Yani sıfırdan alıp yetiştirdi. Dünya, Avrupa, Olimpiyat şampiyonu yaptığı bir ekol vardı. Ne bileyim yani. Şimdi Amerika'nın kendi has bir takımı var. Japonya'nın bir oyun sistemi, o bir ekol olmuş. Ama bizim tabii birazcık da Avrupa'da daha diyelim. Mesela şimdi Polonya'da bir dönem çok söz sahibiydi. Şimdi birazcık daha epey bir ara vermişti bayanlarda. Şimdi bence mesela Avrupa Şampiyonası'nda en çekindiğim takımların başında Polonya var. Çok güçlü bir iki tane oyuncuları var. Çok iyi pasörleri var. Yani bu şimdi bu bir ekol olmuyor. O birazcık o anki oyuncuların gelişimle ilgili. Mesela Rus milli takımında Gamova gitti, yok oldu. Ya yani Rus milli takımı nerede görüyorsunuz? Dünya Şampiyonası'nda yok. Avrupa Şampiyonası'nda yok. Şampiyonlar Ligi'nde kulüpler bazında çok kötü durumdalar. Yani bu birazcık da şeyle alakalı. Jenerasyon, yönetim, antrenör. Hepsi buna birbirine bağlı. Ama dediğim gibi yani Japonya'nın bir ekolü var. O fizikle oynamak zorunda oldukları bir oyun sistemleri var. Yani bizim ekol olmamız için dediğim gibi yani birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Kendi oyuncularımızı yetiştirerek, uzun süre orada kalarak kendimize has bir oyun stili geliştirirsek herhalde o da bir bizim ekolümüz olacak. Kurtan abi, bir yorum gelmiş bu arada, hani devşirme demişken milli takım hocası İtalyan demiş bir tane yorumda. Yani bizim de antrenörümüz o zaman Türk değil mesela, İtalyan. Zamanında bizim de devşirdiğimiz hani Hayır, biz oyuncular da Türk'le olmuştu. evlendiği için Türk olduğu için aldık onu. Türk oldu artık Cevan. Türk pasaportu var. Peki. Kurtan abi, peki böyle yönetici kimliğinin dışında bakarsan abi, uzun yıllar Eczacıbaşı'nda genel menajerlik görevi yaptım ve hani aslında baktığın zaman Eczacıbaşı da bir ekol Türk Tabii, voleybolunda. tabii. Yani Doğru söylüyorsun. şimdi transferler yapılıyor, ediliyor. Ondan sonra işte hani senin zamanında çok değerli oyuncular, dünya yıldızı oyuncular Türkiye'ye geldi. Yani bu transferlerle ilgili bir değerlendirme yapabilir misin abi? Ya tabii ben bu transfer mevzularına çok fazla girmek istemiyorum ama şimdi Eczacıbaşı'nın 55. yılı, 1966 yılında kurulmuş bir kulüp. İşte Necat Eczacıbaşı, Şakir Eczacıbaşı, Bülent Eczacıbaşı ve Faruk Eczacıbaşı. İşte 55 yıldır salon sporlarına maddi ve manevi her türlü desteği veriyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani bugün kadın voleybolu Türkiye'de varsa en başa Eczacıbaşı'nı yazmak gerekir. İşte daha sonra Vakıfbank, şimdi Fenerbahçe, Galatasaray'da altyapılarda çok önemli işler yaparak buraya destek veriyorlar ama bu işin ta eskisinden beri alıp getiren ve aynı çizgide devam ettiren Eczacıbaşı Spor Kulübü. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Ama tabii Eczacıbaşı'nda da bir takım şeyler artık yer değiştiriyor mu diyeyim, nasıl oluyor bilmiyorum. Sürekli bir transfer, yani birazcık şey oldu, nasıl söyleyeyim. Mesela Eczacıbaşı 2008 yılından sonra şimdi 2021 yılındayız. 13 yılda 13 yıl geçmiş galiba, bir kez şampiyon olmuş. 2012-2013 sezonu galiba, Olimpiyat öncesi sonrasıydı. Yani orada bir şey olmuş. Yani bir nasıl söyleyeyim, Eczacıbaşı yarışmacı kimliğinden çıkmış gibi gözüküyor. Şey olmuş. Yani nasıl söyleyeyim, sosyal sorumluluk projesi haline gelmiş. İşte geleceğe smaç. Neticeler çok öyle gelmiyor yani. 13 yılda bir kez şampiyon olmak demek. Dünyanın en iyi oyuncusu da orada mesela. Boskoviç bugün bana göre çok transferden bahsediyorsun. Ücreti yüksek gözükebilir ama aldığı parayı anasının ak sütü gibi helal eden bir oyuncu. Yani
tek başına takım gibi oynayan bir oyuncu. Ama dediğim gibi belki bu sene mesela çok doğru işler yapıldı. O pasör, genç pasör oynuyor. Elif'i orada zorluyorlar oynaması bana göre çok doğru. O iki tane Hande, Saliha, smaçı olarak orada devam etmesi Türk voleybolunun geleceği açısından o da çok iyi bir şey. Ama dediğim gibi bazı her dönemde olabildiği gibi bazı dönemler oralarda da transfer yanlışları olmuş olabilir. Ama Eczacıbaşı'nın birazcık daha bu işi nasıl söyleyeyim yarışmanın içine sokması lazım. Yani hep ikincilik çok birazcık da bir şey yapar. Yani o bu kadar geçmişi olan şampiyonluklarla dolu bir takımı da çok mutlu etmeyebilir. Bu yani Eczacıbaşı'nın transferleri her zaman şeydir, sansasyoneldir. Yani benim zamanımda da vardı mesela Şaşkova'yı aldık, Artamonova'yı aldık, işte İlçenko vardı. Bunların hepsi çok değerli oyunculardı ve değer katan oyunculardı. O yüzden de yani transferden ziyade ben hep şeyi söylerim. Yani arabayı kullanan şoförler çok önemli. Bence Eczacıbaşı'nın en büyük hatası çok fazla pasör değiştirmesi. Yani neticede ben biraz öyle bakıyorum. Çok fazla pasör değişikliği hem takım oturmuyor hem işte kimyası oluşmuyor. İyi olmuyor yani. Pasörü çok fazla değiştirmemek lazım diye düşünüyorum. Şey yani olabilir. Eczacıbaşı bu sene de şampiyon olabilir. Yani olmayacak diye bir şey yok. Ama dediğim gibi birazcık daha forse etmedi. İnanmaları lazım. Yani çok kıl payı kaçırdıkları şampiyonluklar da var. İnşallah yani Eczacıbaşı her zaman bu işe maddi manevi destek veren en büyük hakkı olan kulüp. Her zaman da hak ettiğini alsın isterim. Evet. Peki Kurtaran abi, Eczacıbaşı çok önemli bir kulüp Türk voleybolunda, Türk sporunda. Peki sen Eczacıbaşı'nda da görev yaptın. Müessese kulüpleriyle spor kulüpleri arasındaki farkları şöyle sen en iyi özetleyecek sensindir abi. Çünkü sen çok uzun süredir Türk voleybolunun içerisindesin abi. Nasıl Ya değerlendirirsin? aslında spor kulüplerinin işi çok zor. Gerçi bir kaynak yaratıldı. Bu profesyonel sporculardan elde ettikleri vergileri amatör şubelerde harcama üzerine geri verildi. Buralardan çok ciddi kaynaklar elde edildi. Devlet bu imkanı onlara sağladı. Ama müessese kulüpleri tabii her zaman daha güçlü olabiliyorlar. Çünkü tek branşları oluyor. Spor kulüplerinin ne bileyim 7-8 tane branşı var. Hepsi amatör. Buralara çok ciddi paralar harcamak durumundalar. O yüzden de işte ya iyi bir sponsor buluyorlar. O bir dönem alıyor, götürüyor, bayağı bir şeyler yapıyor. Şampiyonluklar geliyor falan. Sonra o bırakıyor, tekrar geri dönüyor. Tekrar kendi yağında kavrulmaya çalışıyor. Ama müessese kulüplerinin hep bir çizgisi oluyor. Yani müessese kulüplerinde ekonomik olarak çok geri gittiğini düşünmüyorum. Yani ekonomik olarak hep artı üzerine koyarak gidiyor. Bu imkanları var ama işte bankaların var, müessese kulüplerin ama spor kulüpleri her zaman bu girdabın içinde boğuluyorlar. Yani ne olursa olsun sponsor bulmaya çalışıyorlar. O branşı üstlenen yönetici çalışıyor, ediyor, didiniyor, bulmaya çalışıyor. İşte gelen paraları iyi değerlendirmeye çalışıyor. O sene çok iyi bir şey olmuyor. Hadi bu sefer o sponsor gidiyor, yenisini arıyor filan. Spor kulüpleri bu konuda çok daha zorda diye düşünüyorum. Kurtaran abi, peki ben şöyle de bir düşüncem var benim. Spor yöneticiliği çok önemli. Yani parayı heba edebilirler ama sonuna kadar da değerlendirebilirler. Yani ben görüyorum maalesef çok kötü yöneticiler de var ama bir o kadar da iyi yöneticiler var. Ya şimdi tabii yöneticilik şöyle bir şey. Yani insanların bildiği şeyi yapması lazım. Ben bugün futbol takımını yönetemem. Yani ne bileyim futbolda. Futbolu çok keyifle seyrederim. Yani 40 senedir seyrediyorum ama yöneticiliğini yapamam. İnsanların karakterini bilmem, huyunu bilmem. Ama dediğim gibi yani voleybolu nasıl söyleyeyim? Şimdi voleybolda insanlar veya kulüpler, yöneticiler bir anda böyle bir hevesle bir şeylerin içine girmek istiyorlar. Ama en önemli şey alacağınız, transfer edeceğiniz oyuncunun kim olduğunu, ne yaptığını, karakterinin ne olduğunu seyretmeniz lazım, bilmeniz lazım, onu tanımanız lazım. Yani kritik bir maçta ne yapabiliyor, işte ne bileyim 20. sayıdan sonra attığınız topu nasıl kullanıyor falan. Yani bunların bir kriterleri olması lazım ki bugün zaten Türkiye'ye gelen oyuncuların hepsi çok ciddi paralara geliyor, yabancıların, oyuncuların hepsi. Yani siz şimdi ne bileyim İtalya'da 250 bin euro
Euro'yu oynayan oyuncu bugün Türkiye'ye geliyor, en aşağı 500 bin euro para alıyor. Yani bu gerçek. Bu yüzden de kulüplerin bu paraları harcarken birazcık da nasıl söyleyeyim, özen göstermeleri lazım. Türk oyuncularına birazcık daha önünü açmak lazım. Çünkü Türk oyuncusu da bunu yapabilir. Yani niye yapmasın? Yani çok büyük fark yok. Yani şimdi bir tane Amerikalı oyuncu geliyor, yere göğe koyamıyoruz. Hiçbir şey yapmıyor yani. Çok fazla bir katkı sağlamıyor. Beni şampiyon yapmıyor. Yani Evet. şimdi beni şampiyon yapacak oyuncu kim? Ha, belki Egonu veya Gamova veya Boskovic falan. Yani bir maçta 45 sayıyla oynayan, bu artı sayıyla oynayan oyuncular denge bozan oyuncular. Yani bu tip oyuncular parayı hak edebilir ama ben bugün Türkiye'ye gelen bütün smaçörlerin hepsinin 501 bin lira ettiğine inanmıyorum. Ama Türk oyuncuların da burada çok ciddi derecede hakkı yeniyor. Yani siz şimdi X oyuncuya 500 bin euro veriyorsunuz, onun çaprazındakine de 100 bin euro veriyorsunuz. Şimdi biz de sporculuk yaptık. Ya o da der ki 500 bin euro verdin, çıksın topu öldürsün der aklından geçer. Yani o yüzden de bu dengeleri iyi kurmak lazım. Yani takım içindeki bütçeleri yaparken de bu dengeleri iyi kurmak lazım. Ha, bazı oyuncuları dediğim gibi kabullenebilir oyuncular. Çünkü denge bozan oyuncular, az evvel söylediğim gibi işte Boskovic, Egonu, işte Zuting gibi oyuncular. Bunlar farklı oyuncular yani. Ama sen ne bileyim, çok fazla da isim vermek istemiyorum şimdi kıyaslama olacak diye. Yani bir smaçörle bizim Türk smaçörlerini bir araya koyduğun zaman bir tık yukarıdadır yani. Ama fark 5 kat olmaması lazım. Ha, mesela pasörlerde de mesela bizim en aşağı 7-8 tane pasörümüz var. Gayet de başarılı. Evet, Çok da evet. başarılı hepsi yani. O yüzden de Doğru. birazcık daha yöneticiler, mesela ben duyuyorum menajerleri de, ya bir tane 4 numara, bir tane 3 numara pasör orta oyuncu lazım bana filan diyor. Ne gelirse battığına, yani bu doğru bir seçim değil. Yani en azından o oyuncunun ne istediğini bilmesi lazım. Bir iki tane maçını seyretmesi lazım. İstatistiklerine bakması lazım. Faydası olur mu? Onlara bakması lazım. Tabii bu birazcık da emek istiyor. Yani kendinizi yönetici yaptığınız zaman bir şeyleri takip etmeniz lazım. Peşine düşmeniz lazım ki doğru kararlar verirsiniz. Evet. Abi peki siz menajerlik, kulüp menajerliği zamanında menajerlerle de çok hani çalıştınız. Menajerliğin geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz? Yani bireysel oyuncu danışmanlığı da diyebiliriz. Ya tabii menajerlik iyi bir şey. Yani şöyle hakkıyla yapılırsa iyi bir şey. Ama bu bizde birazcık dejenere ediliyor. Yani bizim yönetmeliklerimiz var. Federasyon olarak çıkardığımız 18 yaş altı çocuklarla ilgili filan. Bunların hepsini deliyorlar. Kendilerine göre yol bulup delinebiliyor. Onlarla konuşuyor. Hatta geçenlerde milli takım kampında bir oyuncunun velisiyle ilgili bir şikayet geldi bana mesela. 6 ay sürekli telefonla aranmış çocuğunun oraya işte menajerliğini yapması adına filan. Tabii bunları duyduğumuz zaman üzülüyoruz. Tabii ki oyuncunun menajerinin olması, onun menfaatlerini koruması. Bence menajerlik dediğiniz zaman gittiği takımın antrenörü kim, yaşam şartları ne, çalışma koşulları ne, salonu ne, seyircisi ne. Ya yani bunlara dikkat etmek lazım. Yoksa pazarlık sonucu işte A kulübü 8 bin lira veriyor, B kulübü 20 bin lira veriyor. 15 ver sende kalsın menajerlik değil. Yani böyle olmaması gerekir. Tabii ki oyuncular da bunun artık hepsi bilinçlendiler, farkındalar. Hepsi menajerlerle çalışıyorlar. Menajerlerin birazcık da dediğim gibi yani altyapıdaki çocuklarla ilgili biz çok şikayet alıyoruz. Ciddi derecede şikayet var. Yani hepsi menajerlerin baskılarına maruz kaldıklarını, arandıklarını, sürekli tahrik edildiklerini, işte oyuncunun onunla çalışmasını istediklerinle ilgili şikayetler geliyor. Bunlar tabii hoş değil. Tabii ki her anne baba da çocuğunun en iyi şartlarda, en iyi kulüplerde oynaması için hoşuna gidiyor, böyle olsun istiyor. Belki o anda ona inanıyor. Sonra istediği şeyler olmuyor. Sonra şikayetler geliyor. Sonra menajerler kulüpleri alıyor, aspas alıyor, benim oyuncuma aspas atıyorlar filan diye. Böyle şeyler oluyor dediğim gibi, ama iyi menajerlik yapanlar da yok mu? Tabii ki var. Yani hakkıyla yapan da var, oyuncunun haklarını koruyan da var, oyuncusunun nasıl söyleyeyim, hukuki işlerini takip eden de var. İşte oyuncusunu iyi antrenörle çalıştırmak isteyen de var. İyinin hakkı da iyi de vermek lazım. Kurtarın abi çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim Ben teşekkür ederim. iki tane sorum olacak sana. İki tane sorum Heh. olacak abi. Birincisi Neriman Özsoy olimpiyatlar kadrosunda yer alacak mı? Neriman Ersoy
Zannetmiyorum. Yani Peki. şöyle zannetmiyorum. Neriman Ersoy bizimle yaptığı en son toplantıda benimle yaptığı en son toplantıda, daha doğrusu Giovanni ile ben görüşmüştüm. Ben görüştüm daha sonra kendisini. Milli takımla ilgili bir takım duygularını kaybettiğini, bir takım şeyleri olduğunu, nasıl söyleyeyim? Milli takımda çok oynamak istiyordu aslında, özel hayatında çok sıkıntılı bir süreçteydi o benim konuştuğum zaman. Orada dedik ki ya tamam, bu çocuğun böyle sıkıntıları varken bir de milli takımı force etmesi çok randımanlı olmaz. O yüzden dedik şey yapalım. Ödenemanı milli takım kadrosuna almayalım diye konuştuk. Giovanni de zaten kabul etti bunu. Böyle kaldı, ama şu anda tabii Neriman'la ilgili kararı verecek olan Giovanni. Eğer Giovanni derse ki Neriman milli takıma gelsin, ben istiyorum, o da koşa koşa gelir. Sıkıntı Çok yok yani. teşekkür ederim abi. Ben Peki teşekkür ederim. Kurtaran abi, sohbetimizin sonuna geldik. Çok değerli vaktini ayırdın. Buradan voleybol camiasına iletmek istediğin son olarak bir mesajın var mı abi? Ya tabii öncelikle 2021 yılı tüm voleybol camiasına hayırlı uğurlu olsun. 2020 çok zor bir yıl olarak geçti. 2021'de inşallah biraz kendimize geliriz. Sevdiklerimizle, dostlarımızla maçlarda görüşürüz. Hep beraber istediğimiz, ne bileyim, milli takımlarda işte olimpiyata gideceğiz. Orada bir madalyayla döneriz. Belki o da bizim hayatımızda yaptığımız hizmetlerin karşılığı olarak bize verilecek en büyük mutluluk ve prim olur. Bunları yaşarız. Önümüzde işte Avrupa Şampiyonası var. İnşallah oralarda da erkeklerde de bir madalya alırız. Önce inşallah bir 10 dakika mı kaldı? 10 dakika sonra Makedonya'yı da geçersek, Avrupa Şampiyonası finallerinde erkeklerden de bir madalya çıkartırsak, bizim için bundan daha tatlı bir şey olmaz. O yüzden de işte inşallah 2021 yılı öncelikle pandemi bitsin, maçlar seyirciyle oynansın, eski heyecanlı günlerimize dönelim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kurtaran abi, değerli vaktini ayırdın. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığın Ben için. teşekkür ederim. Sağ ol Ufukçum. İyi Kendine çok akşamlar çok diliyorum. iyi bak abi. Sağ ol. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar.